her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki yine listeleri kasıp kavurdu. Peki yeni çıkardığı arabesk parçasıyla büyük beğeni toplayan genç popçunun şarkısı hangi arabesk parçalara benzetildi? Düşmeye doyamadım. Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyu şarkısının müziğinde Bergen'in ve Ümit Besen'in parçalarından mı esinlendi? Sosyal medyayı sallayan tartışmanın detayları birazdan Magazin D yazda. Aleyna Tilki'den sosyal medyayı birbirine katan başarı. Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum. Önce Cevapsız Çınlama, sonra O Sen Olsan Bari ve Yalnız Çiçek parçalarıyla dinlenme rekorları kıran Aleyna Tilki, bu kez Emrah Karaduman'la birlikte imza attığı Dipsiz Kuyum şarkısıyla gündemde. Peki genç popçunun yeni şarkısı nasıl tartışmalara neden oldu? İzliyoruz. Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktın? Yaptığına söyledi neden sefarlık? O genç yaşına rağmen yakaladığı başarıyla herkese adından söz ettirmeyi başarıyor. Cevapsız Çınlama, sonra sırasıyla Sen Olsan Bari ve Yalnız Çiçek adındaki 3 parçayla dijital platformlarda neredeyse 1 milyar izlenmeye yaklaştı genç popçu. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer eserinden pek emin değilsen. Hal böyleyken tüm gözler de onun üzerinde. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen attığı adım bile haber oluyor Aleyna Tilki'nin. Kimsin ne çare, ben sana vurgun bir çare, sarardım soldum hasretinle. Hayranları onun yeni şarkılarını merakla bekleyip eski şarkılarını tekrar tekrar dinlerken Aleyna Tilki bu kez herkesi şaşırtıp arabesk bir parçayla oturdu müzik dünyasının gündemine. Düşmeye doyamadım. İşte arabesk olur mu demeyin. Hatırlayacağınız üzere Küçük İbo ve Küçük Ceylan da tam da bu yaşlarda başlamıştı arabesk şarkılarıyla milyonları hüzünlendirmeye. Haliyle genç yaşında milyonlara sesini duyuran Aleyna Tilki, Dipsiz Kuyum adındaki yeni çalışmasıyla sosyal medyayı ve dijital platformları kasıp kavurdu. Zira kimileri bu parçayı Bergen'in 29 yıl önce çıkardığı Kullar Affetmez şarkısına benzetti. Yoluna halının sevilir sanma, uğrunda ömürler verilir sanma. Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum. Seni ben gibi kimse versin. Kimileri ise bu şarkıda Ümit Besen'in 21 yıl önce seslendirdiği Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısından esinlenildiğini iddia etti. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Düşmeye doyamadım, dipsiz kuyumdun. Kırılan hayallerimin başrolü oldun. Hal böyle olunca sosyal medya karıştı. Açıklamalar ardı ardına geldi. Bu konuda açıklama yapan Emrah Karaduman, bu arabesk müzikte merdiven yürüyüş diye tabir edilen bir tarz. Birçok şarkıda kullanılıyor. Çalıntı asla söz konusu değil dedi. Musiki eseri sahipleri grubu eski teknik bilim kurul başkanı Aykut Gürel ise Emrah Karaduman gibi şarkıda merdiven yürüyüş tekniği kullanılmış ancak çalıntı bir durum söz konusu değil açıklamasını yaptı. Düşmeye doyamadım, dipsiz kuyumdun, kırılan hayallerimin başrolü oldun. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dönsem tersine dünya döner mi? Yoluna halının sevilir sanma, uğrunda ömürler
yapmaya ömrüm yeter mi şarkısının sahibi Ümit Besen de Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Ünlü şarkıcı, dinledim, benzerlik bazen olur ama kimseyi alıntı yapmakta suçlamam. Birebir kopya yok. Makam ve duygusal benzerlik var. Kulaklar yanılır, notalar yanılmaz. Bahtları açık olsun diyerek şarkının kendi parçasına benzemediğini dile getirdi. Düşmeye doyamadım, dipsiz kuyumdum. Kırılan hayallerimin başrolü oldum. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine. Açıklamalar bu şekildeyken son olarak 1989'da Bergen'in çıkardığı Kullar Affetmez şarkısının da Zeki Müren'in 1985 yılında çıkardığı Şarkılara Sordum Söylemediler parçasına benzerliği ortaya çıktı. Şarkılara sordum, sevini sanmam. Anılara yalvardım, verileri sanmam. Ufukları aradım, verileri sanmam. İzlerini götürür kullar affet. Hatta Bergen'in söylediği şarkı Zeki Müren'in şarkısına o kadar benziyor ki sanki iki büyük sanatçı düet yapmış gibi. Sizce de öyle değil mi? Yoluna halını söylemediğine anılara yalvar. Ömürler verileri satma. Ufukları aradım, verileri satma. İzlerini nerede kullar affet.